Adım Murat. Yıllarca kötü bir insan olarak yaşadım. Yanlışla dolu bir dünyanın içinde kul hakkı nedir bilmeden geçti bütün ömrüm. Bırakın insanları, şu bizim evin önündeki kedilerin, bahçedeki ağaçların bile üzerimde hakkı vardır. Sırtımda tonlarca günah birikirken geride yüzlerce hak sahibi bıraktığımın farkında bile değildim. Ama bir gün babamın cenazesinde yaşadıklarımdan sonra her şey değişti. Her şeyi kuşatan o sonsuz rahmet kapısı benim içimde açıldı. Artık bambaşka biriydim. Üzerimdeki kul haklarından kurtulmaya, yaptığım bütün kötülükleri telafi etmeye işte o gün karar verdim. Şimdi tanıdığım herkesten helallik istiyorum. Çocuklar kolay gelsin. Sağ olun abi. Sonra ne oldu? Sonra amirim. Oğlum sen canına mı susadın ya? Bir polisin karşısına böyle pat diye çıkılır mı? Ya kusura bakmayın amirim. Ne oldu, ne var yine? Hani şey demiştiniz ya. Ne? Gelin de şu meseleyi konuşalım demiştiniz. Yarın akşam müsaitseniz şey yapabiliriz. İyi, gelin bari. Ama bak, isteme falan yok, tamam mı? Yani öyle iki aile oturacağız, birbirimizi tanımaya çalışacağız. Anladın değil mi? Anladım amirim. Pek emin değilim ama inşallah anlamışsındır. Ha, bana bak. Dinle beni. Söyle ona, bir daha eve benden sonra girmesin, tamam mı? Merve. Sonra konuşuruz. Geç kalmamam gerek. Merve bir dakika. Murat duymadın mı? Gitmem lazım. Ya unutmadan şu yüzüğü çıkar diyecektim. Galiba en iyisi şimdilik hiç takmamak. Bence de. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben de gelecek miyim? Geleceksin tabii. Kambersiz düğün olur mu? Ya anne, sadece oturup konuşacağız ya. İsteme yok diyorum. Sen düğün diyorsun. Ay ne var canım? Aramızda konuşuyoruz. Oraya gelince bir şey demeyiz, korkma. Murat amca, evlenince burada mı kalacaksın? Sen demezsin ama bakalım Kamber Efendi dilini tutabilecek mi? Aç bakayım ağzını.
Ağzın kapalı olsun, tamam mı? Konuşma. Yarın misafirimiz var, biliyorsun değil mi? Öyle mi? Kimmiş? Aman canım, kim olacak? İngiltere kraliçesi Elizabeth'le kocası Philip. Ya İstanbul'a kadar gittik, Asımgillere uğramadık, çok ayıp ettik demişler. Tekrar teşrif etmeye karar vermişler. Sağ olsunlar. Bak kızım, ona da söyledim. İsteme falan yok. Bu iş öyle oldu bittiye gelecek bir iş değil. Peki babacığım? Sen dur. Ben ona daha neler çektireceğim var ya. Söyle aslanım. Nereye? Ya ne dedin, anlamadım. Emin misiniz siz? Tamam. Tamam, siz hemen harekete geçin, karakolda buluşuruz, tamam mı? Ne oldu baba? Bir ihbar gelmiş. Bizimkiler baskına gitmişler. Yine Murat'la ilgili deme. O zaman benimle ne alakası var? Merve, o sapıkları hatırlıyorsun değil mi yavrum? Sevgili dostlar, insanlık bu yüce kitaptan habersiz. Kimi Kur'an'ın, kimi İncil'in, kimi diğer eskimiş kitapların peşinde koşuyor. Oysa bu yüce sevgi kitabı bütün o kitapları kapsıyor. Bütün dinleri kendinde topluyor. Artık yeni bir din, yeni bir tanrı var. Ve bir gün herkes, yüce annemiz ve gökten ona inen bu kutsal kitabın çevresinde toplanacak. Çünkü bir zamanlar Musa'da, sonra İsa'da, Mevlana'da görünen o ruh artık yüce annemizde yaşıyor. Tanrı'nın ruhunu artık yüce annemiz taşıyor. Polisler! Polisler. Herkes arka kapıya! Çabuk! Çabuk olun! Kaçın! Hadi gelin, koş! Arka kapıyı da koş, 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 koş! Hadi gidiyoruz. Anne. Gel. Hadi. Anne, nereye? Çabuk. Yavaş. Dikkat et oğlum. Sakin ol. Sakın kaçmayı deneme. Sakın. Tamam. Hadi. Hadi bakalım. Merve, ne yapıyorsun burada? Murat, benimle karakola kadar gelir misin? Bir şahitlik yapmam gerekiyor da. Merve, geldiniz mi? Merve, bak yavrum, buna hiç mecbur değilsin. Eğer istemiyorsan görevli arkadaşlara bizim için konu kapandı derim, olur biter. Babacığım hayır, bunu yapmam gerek. Gel öyleyse. Merve, ne oluyor? Yavrum, Necdet Bey organize suçlardan. Bu kadar çabuk geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Savcılık az önce zanlının serbest bırakılmasına karar verdi. Babanız yaşadıklarınızı anlattı. Sizi fazla tutmayacağım. Yalnız önce lütfen bu şahsı tanıyıp tanımadığınızı söyler misiniz? Deniz bu. Orada tanışmıştık.
Deniz elebaşılarından biri olabilir mi? Sanmıyorum. Ben oradayken yeni yeni gelmeye başlamıştı. Ben ayrıldım, o... Hı hı. Tamam Merve Hanım. Buyurun içeri geçelim. Tabii. Deniz Hanım, siz misiniz? Merhaba. Merhaba Deniz Hanım. Buyurun. Beni Akif abi gönderdi. Adım Murat. Nasılsınız? Merhaba, Akif Bey gelemedi mi? Bir yere gitmesi gerekti. Ama biz gidene kadar dönmüş olur. Tamam, biraz bekleyebilir misiniz? Tabii. Hesap lütfen. Buyurun efendim, afiyet olsun. Alayım ben hesabı. Buyurun. Üstü kalsın. Teşekkür ederim. Ben hemen geliyorum. Tamam. Önce sizden başlayalım isterseniz. Bu insanlarla, yani Sevgi Yüce Derneği ile ilk olarak ne zaman tanıştınız? 3 yıl önce. Bir arkadaşım götürmüştü. Peki ne kadar süre oraya devam ettiniz? 4 ay kadar. Bak kızım, şimdi sana durumu şöyle izah edeyim. Bir süredir bu psikopatların sesi soluğu kesilmişti. Ama Necdet Bey'in dediğine göre birkaç aydır tekrar azıtmaya başlamışlar. Yani sen haline şükret ki o derneğe gidip sağ salim ayrılan nadir insanlardanmışsın. Yani o yüzden bak, senin için uygunsa ve seni rahatsız etmeyecekse, Necdet Bey bu dernek, daha doğrusu örgüt hakkında bildiklerini anlatsın. Sen de doğru ya da yanlış diye onayla, ha? Evet, şurası kesin herhalde. Örgütün başında yaşlı ve son derece garip bir kadın var. Bu kadın önce Mevlana'nın, ardından da Hazreti Muhammed'in ruhunu taşıdığını iddia etmişti. Nihayet kendini Tanrı da ilan etmiş. Ben o kadını hiç görmedim ama bunları duydum. Zaten aynı gün orayı terk ettim. Asım Başkomiser nerede? İçeride mi? İçeride. Ne oldu, ne var yine? Amirim, girebilir miyim? Şimdi olmaz. Ama amirim, Merve çağırmıştı. Evladım, şimdi olmaz diyorum sana. Görünürdeki amaçları huzurlu bir dünya için çalışmak. Ama bu tip din görünümlü organizasyonların en büyük derdi ceplerini doldurmaktır. Sanırım bunlar da bir yandan saçma fikirlerini yayarken, diğer yandan da zengin üyelerinden ceplerini dolduruyorlar. Olabilir. Mesela Deniz ciddi bağışlar yaptığını söylemişti. Hı-hı. İnanıyordu onlara. Bazılarına da onlar para veriyordu. Elbette derneğe yeni birilerini getirmeleri şartıyla. Zafer diye birinden söz ediyorlar. Liderleri olan kadın adına tüm işleri o yürütüyormuş. Bu adama mı? Bugün senin büyük günün Merve. Bugün yeni Tanrı ile tanışacaksın. Kur'an-ı Kerim bu. Tanrı'nın eski kitabı. Artık yeni bir Tanrı var.
Mevlana'nın, peygamberlerin ruhunu taşıyan yüce annemiz artık Tanrı'nın görünen yüzü oldu. Al bunu. Ateşi al ve yak bu eski kitabı. Onu yakınca yeni Tanrı'nın ve yeni kitabınla tanışacaksın. Bu şakaysa bile hiç komik değil. Yak şunu. Yak ki Tanrı ile tanışasın. Saçmalıyorsunuz. Ben gidiyorum. Bir daha da sakın beni aramayın. Sana Tanrı'yı vaat ediyorum. Aptallık etme. Yak şu eski kitabı. Bırak kolumu. Bunu yakınca huzura kavuşacaksın. Bırak beni. Yak hadi. Bırak yak diyorum. Dedim. Yak. Hayır. Yak şunu. Bırak. Yak. Hadi hayır. Yak. Yak. Ah. Bendeki bilgilere göre bunlar birçok dini karıştırıp yeni bir din icat etmişler. Hatta bir de başlarındaki kadına gökten indiği iddia edilen sevgi adında bir de kitapları var. Reenkarnasyona inanıyorlar. Ve uzaylılarla irtibat halinde olduklarını söylüyorlar. Yani kısaca kızım biraz kafadan özürlüler. Ya kusura bakmayın ne olur. Böyle girdim araya ben. Devam edin buyurun. Dediğim gibi. Ben o saçmalıkları duyar duymaz ayrıldım oradan. Ama beni oraya götüren arkadaşım bu tip şeyler anlatmıştı. Arkadaşına ne oldu? Onu ikna edemedim. Gelmedi benimle. Aynı hastanede çalışıyorduk. Bir müddet sonra uyuşturucu kullandığı tespit edildi ve işten atıldı. Sonra da öldüğünü duyduk. Bir tek o mu be yavrum? Bir tek o mu? O sıralar oraya devam eden kaç kişi ortadan kayboldu biliyor musun sen? Ama herifler öyle bir organize ki en ufak bir ipucu bulunamadı. Ve şimdi tekrar kıpırdanmaya başladılar. Başkomiserim, en doğrusu elde çok somut deliller olmadıkça baskın yapmamak. Yoksa yine serbest kalacaklar. Çünkü birileri kirletiyor, birileri süpürüyor. Ya ne olur ne olmaz diyorum. Mekanlarını kontrol altında tutalım isterseniz. Gerek yok. Zaten savcılık takipsizlik kararı verdi. Bu işi bitirmek istiyorsak sağlam kanıtlarla hiç beklemedikleri bir anda enselerine çökmeliyiz. Her neyse, tekrar teşekkür ederim. Ben İyi teşekkür günler. Ederim. Gel kızım, eve gidelim. Merve, gel canım. Sen o kızı nereden tanıyorsun? Anlamadım, niye konuşmuyorsun Zamir'im? Mevzu nedir? O kızın sizinle... Oğlum, bak uzatma şu meseleyi. Senin bilmediğin bir sürü şeyler var. Sakın ortalığı karıştırma bak, tamam mı? Sakın. İyi de benim o kızla helalleşmem lazım. Bakar mısınız? Deniz Hanım. Sen de kimsin? Dilerseniz sizi gideceğiniz yere kadar bırakayım. Yolda anlatırım. Beni hatırlamadınız mı? Hatırlamam mı gerekiyor? Gerekiyor. Aslında ben önce mezarlığa uğrasam, oradan bir taksiye atlar Akif Bey'in yanına geçerim. Siz adresi bir kağıda yazın, yeter. Mezarlık? Evet, erkek arkadaşım birkaç gün önce öldü de. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Ha, tamam. Bahane olmaz ama arkadaşınızın öldüğünü bilmiyordum. Sonra bir daha Akif abiye uğramadım. Ama bugün sizi görünce bana yardım edebileceğinizi düşündüm. Ne yapmam gerekiyor? Bana hakkınızı helal edin. Ömrüm zarar verdiğim insanları bulmaya yeter mi bilmem. Ama hazır sizi bulmuşken sizden helallik istiyorum. Helallik mi? Benim sana teşekkür etmem gerek.
nasıl? Sayende ucuz kurtuldum. Sen olmasan belki de Müslüman olacaktım. Burası mı? Sayılır. Biraz yürümek istiyorum. Bıraksaydın. Gerek yok. Yürüyeceğim dedim. Deniz Hanım bir dakika. Bari neden öyle dediğinizi anlatın. Müslüman olmanıza nasıl engel olabilirim ki? Deniz Hanım lütfen. Akif abini bul. O sana anlatır. Herif. Sana bunun için mi para ödüyorum ben? Polis içeri girdikten sonra haberin olacaksa ne işe yararsın sen? Gözünü dört açacaksın, dört. Ya Deniz'i serbest bıraktırmasaydık? Derneğe bağışladığı paraları sen mi verecektin? Açığa çıksak benim yerime sen mi yatacaktın? He? Neler yaptığımızı öğrenirlerse 100 yıl hapisten çıkamayız. Bunu anlamadın mı hala? Bir daha hata yok. Polisin elinde bir şey olsa Deniz'i bırakmaz, burayı da kapalı tutarlar. Dikkatli olun. Ama suçlu gibi de davranmayın. Alın bunu, götürecek onu. Gel buraya, gel. Deniz. Hoş geldin canım. Çocuğunu aldım. Tabii. Ben gerek Deniz Hanım yorulmuştur. Niye beni almaya gelmediniz? Serbest bıraktırdık ya. Karakola gelip kendimizi göstermemiz mantıklı mı sence? Hem bak ne güzel gelmişsin. Evet. Ama helallik peşinde koşan bir Müslüman yerine... Aynı inancı paylaştığım birilerinin karşılamasını tercih ederdim. Neyse, ben biraz dinleneceğim. Gel canım. Müslüman mı? Kusura bakma. Nasıl olduğunu merak ettim de bir uğrayayım dedim. İyi ki geldin. Ben de seni arayacaktım. Murat bu akşam bize gelecektiniz ya. Onu ertelesek olur mu? Olur tabii. Tabii olur. Sen iyi misin? Ya ne oluyor? Biri bir şey söylesin. Sen susuyorsun, baban susuyor. Deniz de sen o hepten garip davranıyor. Ne? Sen Deniz'le mi konuştun? Ya dur şey için. Helallik almak için. Konuştum çünkü... Vaktiyle biraz parasını almıştım. Yani bir halt etmiştim. O yüzden konuştum. Oğlum sen ne laftan anlamaz adamsın be. O işi karıştırma demedim mi ben sana? Sen hiç mi anlamıyorsun laftan ya? Karıştırmanın anlamı nedir ha? Amirim ben sadece helallik istedim. İyi iyi aldın mı bari helalliğini? Aldıysan artık bırak bu işi bari. Yok almadıysan bak sadece Merve değil. Sen de uzak duracaksın bu işten anlıyor musun? O insanlar ruh hastası çocuğum. Hepsi sapık hem de bildiğin sapık. Merve paçayı zor kurtardı onlardan. Bu kadar yeter mi? Daha anlatayım mı? Canımız sağ olsun oğlum. Yarın şart değil. Merve'lere başka gün gidelim de. Sen niye böylesin? Akif abi hatırlıyor musun? Hani irtica suçlamasından hapis yemişti. Hatta içeri girmeden benimle ufak da olsa ilgilenmişti. Yani ondan mı helallik alman gerekiyor? Keşke sadece ondan olsa. Deniz diye biri var. Eğer kızın dediği doğruysa... Ben onun Müslüman olmasına engel olmuşum.
hayır. Yanlış anlamışsındır. Anne, ya doğruysa? Vay! Akif abim be, nihayet ya. Hapisten çıkmış dediler, fırladım geldim. Hadi geçmiş olsun. Eyvallah Murat. Allah razı olsun. Nevale'ye bak. Abi, seni içeri dinci diye aldılar. Dışarı alemci olarak mı saldılar? İlk günden de işe mi gelinir be abi? Hoş işe gelmesen camiye giderdin ya, neyse. iki tarafta ihmale gelmiyor. Abi ne yapıyorsun? Ya yazıktır, ne yapıyorsun be abi? Abi. Ya abi. Şunu alsaydın bari. Hoş geldiniz. Şimdi ilgileneceğim, buyurun. Akif abi. Murat. Hayırsız. Neredesin sen ha? Neye yettin ya? Gel. Gel otur şöyle. Gel otur. Kaç yıl oldu görüşmeyeli? Epey oldu be abi. Bir de söylüyor. Niye aramadın o zaman? Hangi yüzle arayacaktır ki? Allah Allah. O nasıl laf ya? Abi en son ne gün görüştük hatırlıyor musun? Hani sen beni bir yere göndermiştin. İçeride Semih diye bir gençle tanıştım Murat. Uyuşturucu kullanmaktan girmiş. Kafası zehir gibi. Ama kimse garibe dinini, diyanetini anlatmamış. Beni namaz kılarken görünce geldi sordu. Derdi ne diye. Ben de dilim döndüğünce anlattım. İçeride de boş durmadın yani ha? Beraber topu topu 3 aya yakın kaldık. Ama maşallah. Semih öyle bir değişti ki sorma. O yaktıklarımı gidip kaldığı evinden aldı. Çıkar çıkmaz hepsini al da yak demişti. Ya iyi oldu geldiğin. Niye? Semih'e sözüm vardı. Kız arkadaşı yurt dışından gelince ben karşılayacaktım. Kız demin aradı. Meğerse gelmiş bugün. Birazdan buluşacağız. Sen gideceksen git. Sonra konuşuruz yani. Gideceğim de daha kalacağı yeri ayarlamadım. Sen kızı alıp getirir misin? Sonrası dediğim gibi. O gün onu buldum ama çantasını öyle ortada bırakınca. Deniz buraya niye gelmişti biliyor musun? Dedim ya, Semih yeni Müslüman olmuştu. Deniz'le de irtibatını koparmadı tabii. Habire mektup yazdı, habire aradı. Sadece aşk meşk için değil, imkan buldukça İslam'ı da anlatıyordu. Niye dersen, kızın İslamiyet'ten hiç haberi yokmuş. Babası ölmüş. Anası sapık şeylere inanırmış. Sonra Semih'i içeride öldürdüler. Ama o ölmeden önce Deniz Türkiye'ye gelmeye karar vermişti. Hem sevdiği adamı ziyaret edecek hem de Müslümanlığı tanıyacaktı. Ama Semih öldü. Gördüğü ilk sözde Müslüman da ben oldum. Siz gelmeyince Deniz'i aradım. Senden bahsetmedi. Ama annem haklıymış, tut.
Demek Müslümanlar böyleymişe kadar demediğini bırakmadı. O gün telefonu suratıma kapattı. Sonra bir daha da açmadı. Ben ne yaptım Allah'ım? Asıl ben ne yaptım? Eskiden mesuliyet hissederdim. Şimdi bir de vicdan azabı bindi. Meğer ikimiz el ele verip genç bir kızın iki dünyasını karartmışız. Peki Deniz nerede? Ne yapıyor burada? İzini çoktan kaybettim. Ama Müslüman olmaktan korudun dediğine göre o da annesinin sapık inancına takılmış demektir. Yerini yurdunu bilsem bir dakika durmam. Gidip ona her şeyi anlatmam gerek. O insanlar ruh hastası çocuğum. Hepsi sapık, hem de bildiğin sapık. Merve Paşa'yı zor kurtardı onlardan. Belki ben Deniz'in yerini bulabilirim. Merve. Murat. Merve bekle beni. Ne bu telaş? Ya bir şey soracağım. Babana sorsam söylemez. O yüzden sana geldim. Eğer soracağın oysa babamla sabah konuştuk. Yarın akşam bekliyoruz. Bana o insanların adresi lazım Merve. Hangi insanların? Deniz. Deniz'i bulmam gerekiyor. Lütfen bu sefer durum her zamankinden bile kötü. Ne olur bana yardım et. Kızı bir yere bıraktım ama tam adresi bilmiyorum. Neden böyle yapıyorsun? Düşünsene babam bile seni düşünüp bırak bu işi dedi. Onu dinlemiyorsan beni dinle. Lütfen Murat. Bari benim için gitme oraya. Merve. Senin için her şeyi yaparım. Ama Deniz için gitmem lazım. Çünkü şimdi her neredeyse orada olmasının tek sebebi benim. Merve. Lütfen yardım et. Merve'ler yarın akşam bekliyor. Murat, oğlum konuşmak ister misin? Aslında sadece kaçmak istiyorum. Ama insan kendinden kaçamıyor ki. Deniz'i bıraktığın yer bu civarda mıydı? Demek ki hala aynı yere gidiyor. Merve kim bu insanlar? Ne yapıyorlar ki? Sapık fikirler yayıyorlar. Parayla insanları kandırıyorlar. Küçücük çocukları zehirliyorlar. Kendilerine karşı gelenleri asla rahat bırakmıyorlar. Daha sayayım mı? İyi de sen bunları nereden biliyorsun? Murat, adresi verdim. Ama dikkatli ol. Sana bir şey olursa kendimi asla affetmem. Bir de para mı veriyorlar? Vallahi öyleymiş. Uyanıklar. Veriyorlar parayı, topluyorlar safları. Para için onları dinleyecek adam çok. Neyse ben kaçıyorum. Sana kolay gelsin. Oğlum adres kağıdını almayı unuttun. Gerek yok abi, aklımda. Ayol sırf konuşmalarını dinleyeyim diye para vereceklerse durduğum kabahat. Ben 3 kuruş için Murat'ı bile dinliyorum be. Sen burada kal. Ben konuşup geleceğim. Akif abi. Murat. Seni görmeseler daha iyi. Ne oluyoruz ya? Kim görmesin? Benimle siz mi görüşmek istediniz? Ben Akif.
Semih'in hapishane arkadaşıyım. Nasıl buldun burayı? Dünkü adam takip etti beni değil mi? Ne istiyorsun benden? Kızım dur bir. Hemen kestirip atma. Semih'in hatırı için dinle beni. Asıl sen dinle. O gün neler yaşadım biliyor musun? Murat mıydı neydi? Ondan ayrılınca doğru mezarlığa gittim. Ama tam taksiciye para verecekken paramın çalındığını fark ettim. Neyse ki o insaflı arkadaşın bütün paramı almamıştı. Hemen beni arasaydın keşke. Neden? Erkek arkadaşım adına gelen bir Müslüman bile benden para çalıyorsa diğer Müslümanlara neden güveneyim? Annem Türkiye'ye gelmemem için çok ısrar etmişti. Müslümanları hiç sevmezdi. Ama benim kararlı olduğumu görünce bana buradaki tanıdıklarının telefonunu vermişti. İyi ki de vermiş. Bazen düşünüyorum da bir bakıma Semih'in ölmesi iyi olmuş. Ya onu kandırdığınız gibi beni de kandırmış olsaydınız? Ya bu çocuk da sizin gibi biri olsaydı? Anlamadım. Evet, bu Semih'in çocuğu. Hı? Türkiye'ye indiğim gün ben 4 aylık hamileydim. Ama o 4 ayda öyle çok şey oldu ki. Önce Semih buraya geldi, hapse düştü. Sonra Müslüman oldu ve öldürüldü. Anne! Tamam bir tanem. Tamam güzel oğlum. Artık lütfen git buradan. Bir daha da gelme. Semih'in son sözleri neydi biliyor musun? Deniz'i annesinden koru dedi. Annesi ve annesinin o garip dostlarından. Ve dedi ki bunu bana onlar yaptı. Müslüman oldum diye. Deniz de Müslüman olmasın diye. Yalan söylüyorsun. Doğrusunu sen söyle o zaman. Semih sen gelmeden hemen az önce öldürüldü. Düşmanı olmayan birini kim niye öldürsün ki? Deniz ne oluyor? Kim bu? İnanıp inanmamak sana kalmış. Eğer beni bulmak istersen iş yerim burası. Lütfen çıkın artık. Tatsızlık istemiyorum. Çıkın lütfen. Abi nasıl oldu? İşin zor Murat. Senin de benim de işimiz zor. Üstümüzde sade Deniz'in değil. Çocuğun da vebali var. Eğer onları o bataktan kurtaramazsak Allah korusun öteki tarafa inansız giderlerse inan işimiz çok zor. Bir yolu olmalı. Mutlaka bir yolu vardır. Şaka bu herhalde. Semih Müslüman oldu diye öldürülmüş öyle mi? Emri kim vermiş peki? Annen mi? Zafer, adama inanmadım tabii. Ama öte yandan durup dururken niye böyle bir yalan söylediğini de anlayamadım. Şimdi annenin kemikleri sızlıyordur. Zavallı kadın son nefesine kadar o sahtekar yobazlarla savaştı. Hala öğrenemedin mi bunların ne hain şeyler olduğunu? Devirleri geçti diye bizim gibilere saldırıyorlar. Haklısın aslında. Hadi hain için bekliyorlar. Bu adamı bulun bana. Anlaşılan bu gece bir Müslüman daha eksilecek. Emredersiniz Zafer Bey. Efendim, yeni biri geldi. Genç bir kadın. Bekletin. Hainden sonra ilgilenirim. Arkadaşlar az sonra sizinle ilgilenecek. Buyurun. Mersi. Thank you.
Gittin mi oraya? Gittim. Ama girmedim. Bir daha gitmeyeceksin değil mi? Merve, ne olduğunu anlatmayacak mısın? Kim o adamlar? Orada ne oluyor? Deniz'le nereden tanışıyorsun? Ve en mühimi, o insanları nereden tanıyorsun? Murat, lütfen konuşmayalım bunu. Lütfen konuşalım. Kendini benim yerime koysana. Aptalca bir hırsızlık yüzünden Deniz'in İslamiyet'ten soğumasına sebep oldum. Onu ve çocuğunu sizin sapık dediğiniz o insanların kucağına ittim. Bunlarla yaşamak kolay mı sanıyorsun? Neden beni anlamak istemiyorsun? Merve. Peki sen neden beni anlamıyorsun? Nelere şahit olduğumu, neler yaşamış olabileceğimi hiç düşünmüyor musun? Merak mı ediyorsun? Dinle o zaman. Oraya ben de gittim. Hem de tam 4 ay boyunca. İlk gittiğim gün nasıl da ilgilenmişlerdi. Yalnız o gün de değil. Aylarca böyle devam etti. Sürekli bilimsel konulardan, insanlara yardım etmek gerektiğinden bahsediyorlardı. Her şey çok güzeldi. Fakat sonra yavaş yavaş anladım olan biteni. Kendi kafalarından yepyeni bir din uydurmuşlardı. Ne İslam'ı kabul ediyorlardı, ne diğer dinleri. Güya uzaydan onlara bilgi geliyordu. Ve beni oraya götüren arkadaşım dahil pek çok insan onlara inanıyordu. Merak etme. Gerçek yüzlerini anlayınca artık gitmemeye karar verdim. Tabii o kadar kolay olmadı. Engellemeye çalıştılar. Peşime düştüler. Tehdit ettiler. Sonunda babam devreye girdi. Ve muhtemelen polis olduğu için beni rahat bıraktılar. Ama ben aylarca onların kabusuyla yaşadım. Ve şimdi yıllar sonra tekrar karşıma çıktılar. Sonunda anlattım işte. Artık gidebilir miyim? Allah'ım, sen ona doğru yolu görmeyi nasip eyle. Deniz beni ta mezarlıktan aradığından beri ne zaman karşıma çıkacağını merak ediyordum. Sana her şeyi anlatayım. Evet, Deniz'in sevgilisini ben temizlettim. Çünkü annesi Deniz'in de Müslüman olmasından korkuyordu. Yok, hayır. Annesi öldür demedi. Ama takdir edersin ki altın yumurtlayan tavuk yerine horozu kesmek daha mantıklı. Çünkü annesi, sonra da Deniz bize hep cömert davrandılar. Gerekeni yapın. Çöplüğüne bırakın. Yürü. Geç. Bırakın.
amca bak. Yarın Merve ablalara giderken bunları giyeceğim. Güzel mi? Güzel. Hoş geldin oğlum. Elini yüzünü yıkayana kadar yemeği ısıtırım. Sağ ol anne. Ben biraz uzanacağım. Üzülme Melek anne. Kocaman adam. Acıkınca yer herhalde. Kızım bir dur, bir sakin ol. Benim ya. Bana bak. Nedir senin bu halin böyle? İşle ilgili bir şey mi var? İnşallah o sapıkları düşünmüyorsundur kızım. Yavrum unut artık. Bak hepsi geride kaldı. Hey Allah'ım ya. İyi ki bir şahitliğe çağırdık ya. Ne olur pişman etme adamı Merve. Sen bir baksana bana. Yoksa o Murat Efendi mi kurcalıyor bu hadiseyi? Onun işi mi bu yine? Babacığım neredeyse enflasyonun yükselmesini bile Murat'tan bileceksin. Yok ya. Sen onun avukatı mısın ha? Yo. İlla ki onda da bir parmağı vardır o herifin. Neyse merak etme. Yakında çıkar kokusu ortaya. Akif abi. 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 Abi ne oldu? Abi. Gel. Abi. Murat. Onlar. Onlar yaptı. Murat. Abi. Onlar. Yorma kendini. Hemen hastaneye gideceğiz. Merak etme. Tamam. Murat. Deniz'i kurtar. O kızı. Kurtar. Abi. Akif abi. Abi. Murat yalnız. Amirim seni karakola çağırıyor. Merve? Alo. Oğlum senin evinde kapı yok muydu? Kapıyı açık bırakıyorsun. Ayrıca nedir bu olanlara? Vallahi anlamadım amirim. Neyini anlamıyorsun çocuğum? Sana bu işe karışma demedim mi ben ha? Bunda anlaşılmayacak ne var? Sana bu adamlara bulaşma demedim mi? Allah Allah! Oğlum sen belanı mı arıyorsun ya? Bakın, ikinize de son defa söylüyorum. Bu hadiseyle ilgili bir daha adınız geçer, ağzınızdan tek bir kelime çıkarsa, bunu aranızda bile konuştuğunuzu hissedersem, ikiniz de fena yaparım. Anlaşıldı mı? Sana anlaşıldı mı dedim? Kusura bakmayın amirim. İsterseniz Merve'yi karıştırma. Ama ben bu işin peşini bırakamam. Deniz'i o çukura ben düşürdüm. Arkamı dönüp gitmemi beklemeyin. Ben böyle biri değilim. En azından artık değilim. İyi nöbetler. Sağ olasın. Murat. Yine oraya mı gidiyorsun? Merve lütfen. Bari sen engel olma. Sadece dikkatli ol diyecektim. Bir de Deniz'le ilgili bir gelişme olursa haber ver lütfen. Allah'ım sen onu koru.
Deniz Hanım. Deniz Hanım. Akif abi öldü. Daha doğrusu öldürüldü. Tıpkı bu çocuğun babası gibi. Tam da senin şu arkadaşlarına karşı çıktıktan sonra. Seninle görüştükten sonra. Ne demek istiyorsun? Ne demek istediğimi bal gibi biliyorsun. Neyin peşindesin sen? Helallik istiyorum dedim, ben de sana teşekkür ettim. Hala niye etrafımda dolanıyorsun anlamadım ki. Bakın, benim yüzümden bütün Müslümanları yanlış tanıdınız. Yalnız senin ve çocuğunun değil, üzerimde onca Müslümanın da hakkı var. Beni anlamak için bunun ne kadar ağır bir yük olduğunu bilmen gerek. İnanılmaz. Adam buraya geldiği gün öldürüldü diye bize mi suçluyorlar? Gerçekten inanılmaz. Peki kim bunu söylüyor? Önemli değil, zaten inanmadım. Emin misin? Etkilenmişe benziyorsun. Aslında garipsemedim değil. Tabii cinayet konusunu kastetmiyorum. Basit bir fırıncı geçmişte yaptığı bir hatadan dolayı işini gücünü bırakmış, verdiği zararı telafi etmeye çalışıyor. Öyle ilkel bir dinde böyle bir yaklaşımın olması çok ilginç. O adamın kesin bir menfaati vardır. Neyse, sonra konuşuruz. Dün geceden gereğiz kalmadı değil mi? Kalmadı Zafer Bey. Umarım öyledir. Bu arada gözünüzü de Deniz'den ayırmayın. Kafası karışmışa benziyor. Hı hı. Sevgilisi Müslümandı. Olur da Deniz de öyle bir aptallık yaparsa çocuğu elinden almamız gerekebilir. Anlıyorum efendim. Efendim, şu bayan da buraya devam ettiği için bakın, para verip vermeyeceğimizi soruyor. Her gün size çocuk getireceğim. Bu kadından iş çıkmaz. Buna çok seviniriz. Ama çocuklar için düzenlenen programa birini getirebilecekse diğer şubeye yönlendirin. Çocuk getirirse para verirsiniz. Zafer Bey'le konuşmalıyım. Ne zaman öğrenirim peki? Biz sizi ararız. Ya beni dinlemedi bile. Yani dinledi de oralı bile olmadı. İçeri girecektim. Sonra düşündüm. Orada konuşturmazlardı nasıl olsa. Hı-hı. Ne yapmayı düşünüyorsun? Bilmem. Gerekirse her sabah dernek binasına girerken, her akşam da çıkarken beklerim. İllaki bir gün kırılır inadı. Murat, yanlış anlama da herhalde bu akşam oraya gitmeyeceksin değil mi? Bu sefer de gelmezsen babamı biliyorsun. Merak etme, geleceğim. Ama baban için değil, senin için. Sen zor durumda kalmayacak olsan, akşam buraya gelmek yerine denizde konuşmaya giderdin. Çünkü Allah korusun, böyle imansız ölecek olursa bunun vebalini taşıyamam. Ne o suratının hali öyle? Çok sıkıldım. Ne zaman gideceğiz? Dur oğlum, daha saat kaç? O zaman parka gidelim ne olur. Ya Efe'cim bir tanem. Görmüyor musun, işlerim var. Bak ütü yapıyorum. Harçlıklarımı biriktireyim de uydu anteni alalım bari. Hiç olmazsa canım sıkılınca yumurcak TV'yi seyrederim. Ben açarım. Murat amca. Murat amcam yok. Ben de hiçbir şey bilmiyorum. Ay Murat amcam batsın şükür şey. Suna, hayrola kızı? Hayırlı günler diliyorum. Ben şey için gelmiştim. Nasılsınız? İyiyiz. Sen nasılsın? İşte. Bizim bir arkadaşlar var da çocuklar için çok güzel bir yer açmışlar. Efe de müsaitse bir götüreyim diyorum. Tamam, hemen gelirim. Hadi hemen gidelim Efe'ciğim. Oğlum dur bir. Nasıl bir yermiş bu? Kah öğretici, kah eğlendirici. İkisi bir arada yani. Melek anne ne olur, lütfen izin ver. Kaç liraymış girişi? Yok, parayı onlar veriyor.
Yani bizim arkadaşlar şey yapıyor. Çocuk gelsin yeter. İyi tamam. Git bari. Yaşasın. Aman kızım. Efe'yi sakın yalnız bırakma. Aa, bırakır mıyım hiç? Emanet o bana. Malum emanetin canı az olur derler. Tövbe estağfurullah. Gel Efe'cim. Seni hazırlayayım. Deniz Hanım'ın her adımı takip edilecek. Büyüklerimiz kafasının karışık olduğunu düşünüyor. Olur da Deniz Hanım yanlış bir adım atarsa ve tabii gerekli görülürse çocuğunu elinden almamız gerekebilir. Neler diyor bunlar? Zafer bulmalıyım. Derneğimiz hakkında önemli kuşkularım var. Aramızda mutlaka bir hain var. Onu bulmanızı istiyorum. Deniz? Ne oldu Deniz? Bir sorun mu var? Evet, bu mutlaka araştırılmalı. Yavrum, buradasın. Birileri arkamdan bir iş çeviriyor ama Zafer de yok. Of, ne yapacağım şimdi? Tatlım, tatlım gel, gel. Hadi, 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 çabuk, 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 çabuk. Anne, ne oluyor? Sessiz ol. Deniz Hanım nerede? Odasına çıktı. Nasıldı hali? Tedirgin miydi? Değildi. Bir git bakalım. Hı. Deniz Hanım orada mısınız? Deniz Hanım. Hı? Gitmiş. Efendim? Efendim? Ne oluyor? Efendim Deniz Hanım aniden kayboldu. Ne demek şimdi bu? Hemen gidin bulun onu. Peki efendim. Erkencisin oğlum. Ben de hangi gömleğini ütülesem diyordum. Fark etmez anneciğim. Bilmiyorum. Hangisini istiyorsan ütüle. Efe nerede? Sesi çıkmıyor. Ama ne bileyim. Suna geldi. Arkadaşları çocuklar için bir yer mi açmışlar ne? Efe'yi aldı götürdü. Nasıl yani? Ya akşam olmadan gelirler. Murat. Bir sıkıntın, işim varsa... Bu akşam da gitmeyelim Merve'lere. Ne olacak? Gitmesek sıkıntı çözülecek mi anacığım? Çok çok Deniz'le ayaküstü iki laf edeceğiz. O da yalnız yakalarsak. Hmm. Bu seferkini halledemeyeceğim galiba. Daha öncekileri sen hallettin sanki. Oğlum, maharet oltada değil, balıkçıda. Bugüne kadar Deniz'den boş çıkmadıysan... sahibine teslim olduğun içindir. Sana düşen Deniz'de kalmak. Balık ne zaman vurur, onu ancak Allah bilir. Nihayet geldiler. Yuh be Suna, yuh. Hadi gidelim. Nereye? Deniz'in evine. Ne? Deniz'le konuşman gerekmiyor mu? Ben evini biliyorum. Bir arkadaşıyla kalıyordu. Eğer taşınmadıysa. Yolunu kesip 2 dakika konuşmak yerine gidelim evine. Sen de ben de ne biliyorsak anlatalım. Hayırdır inşallah. Anne, galiba bu akşam da gidemiyoruz. Merve, peki babana ne dedin? Hiç sorma. Kızcağızı da kendine benzetti, baksana. Merve! Merve kızım!
Merve neredesin? Allah Allah. Nerede bu ya? Merve! Allah Allah. Nereye gider bu çocuk ya? Babacığım kusura bakma, Murat'la gitmem gerekiyor. Akşamki misafirler iptal. Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Demek ulaşılamıyor ha? Ulan Murat, ulan Murat. Bu defa fazla ileri gittin. Ama göreceksin sen. Gel bakalım. Geldik bir tanem, evimize geldik. Burada mıydın hali? Deniz. Ne oldu? Hortlak görmüş gibisin. Ev arkadaşını tanımadın mı? Yo, bu saate kadar gelmeyince beklemiyordum açıkçası. Gel bir temizlenip üstümüzü başımızı değiştirelim. Hadi canım. Hadi bakalım ellerimizi yıkayalım. Gel. Şimdi geliyorum ben yakışıklı oğlum. Sen ellerini yıka. Ben şimdi geliyorum, tamam? Deniz burada. Hayır, bir şey belli etmedim. Hemen sizi aradım. Tamam. Çıkmak istersen ne olacak? Tamam, elimden geleni yaparım. Deniz... Elinizi mi yıkıyorsunuz? Arkamdan neler çeviriyorsunuz bilmiyorum ama öğreneceğim. Gel. Gel. Çok şükür buradasınız. Git başımdan. Seninle uğraşamam şimdi. Deniz, hatırladın mı? Ben Merve. Merve, senin ne işin var burada? Konuşmamız lazım, acil. Ne oldu, bir problem mi var? Kim bilmiyorum ama birileri çocuğumu almaya çalışıyor. Deniz, bizden sana zarar gelmez. Gel hadi. Gel, hadi. Korkma. Seni bizim yanımızdayken bulamazlar. Annem, korkuyorum. Canım, korkma. Geçti artık. Neden geldiniz evime? Hem size başım dertte dedim. Bana niye yardım ettiniz? Ben olsam çekip giderdim. Hem sayende Müslümanlardan uzak durdun diyorsun. Beni kurtardın diyorsun. Hem de niye gitmediniz diye soruyorsun. Öyle bir kilit vurdun ki gidemiyoruz işte. Murat, peşimizde birileri olabilir. Ya ben de biliyorum peşimizde birileri olabilir ama kırmızı ışıkta geçip onca insanın hakkına giremem. Sonra öbür tarafta fatura bana çıkacak. Hepsi tek tek hakkını isteyecek. Bilmiyorum ki oğlum. Alelacele gittiler. Nereye gittiklerini de söylemediler. Peki, rahatsız ettik. Kusura bakmayın. Estağfurullah oğlum, estağfurullah. Melek anne, biz geldik. Yavrum. Nihayet. Kızım, neredesiniz bu saate kadar? Ay, ne yapalım? Efe çıkmak bilmedi ki.
Melek anne, bu sefer onun hiç suçu yok. Çok güzeldi orası. Çok eğlendim. İyi, neyse. Hadi gir bakalım. Doğru yatağa. Rica ederim. Bir şey değil. Yine gideriz. Olur mu Efeciğim? Böyle 3-5 çocuk daha bulsam Murat'a ne ihtiyacım kalır? Kendime fırın açarım ben. Ulan Murat. Ulan Murat. Eğer Merve'nin başı derde girerse, ona herhangi bir şey olursa, yemin ediyorum seni doğduğuna pişman ederim. Amirim, arkadaşlar aradı. Murat'ın annesi de nereye gittiklerini bilmiyor. Anlaşıldı, anlaşıldı. Ben eve gidiyorum. Hemen bir araç ayarlayayım. Yok amirim. Yok, istemez, gerek yok. Sen bana hemen Murat'ı bul, tamam mı? Tamam amirim. Merve, ben artık gitsem. Sabah gelirim. Rahat rahat konuşuruz. Baban şimdi dönerse durduk yere katil olmasın. Korkma. Misafirlerin yanında kimseyi öldürmez. Bir problem mi var? Babası, bu hadiseye, yani sizin şu derneğe falan bulaşmamızı pek şey yapmıyorlar. Niye? Polis ne istiyor bizden anlamıyorum ki. Biz sadece iyilik düşünen insanlarız. Deniz... Sen benim neler yaşadığımı bilmiyorsun değil mi? Yok. Aniden ortadan kayboldun. Ani olsa da kolay olmadı. Zafer'e artık derneğe gelmeyeceğimi söylediğimde keşke sen de yanımızda olsaydın. O nazik görünen adam birden canavara dönüştü. Israr etti. Kabul etmeyince tehdit etmeye başladı. Peşime adamlar taktı. O günler tam bir kabus gibiydi. En sonunda babam her şeyi öğrendi. Ve Zafer'i gözaltına aldı. Bir sonuç çıkmadı ama en azından peşimi bıraktılar. Sonuçta evet, aniden ortadan kayboldum. Ama diğer kaybolanların aksine çok şükür ben hala hayattayım. Hayır, saçmalıyorsun. Zafer öyle bir adam değil. O çok kibar biridir. Hem öyle olsa... Yani öyle olsa neden şimdi karşımda olasın? Kurtulduysan... Neden bulaşıyorsun tekrar? Başına neler gelebileceğini biliyorken eli kolu bağlı oturmak o kadar kolay olmuyor. Sizinkilerin uydurduğu dinde nasıldır bilmem. Ama bizde bir kötülüğe engel olabileceksen engel olman gerekir. Üzerinde vebali var demektir. Hele bir de benimki gibi kul hakkı durumları varsa elini kolunu bağlasalar ayakların durmaz. Deniz, Müslümanız diye bize inanmıyor olabilirsin. Ama aksine bence Müslüman olduğumuz için inanman gerek. Baksana, yıllar evvel yaptığı bir hatayı telafi etmek için nasıl da çırpınıyor. Bırak beni, böyle bir insan sana bir daha zarar verebilir mi? Yanılıyorlar. Zafer sandıkları gibi biri değil. Ona ulaşırsam her şey yoluna girer. Teşekkür ederim o söylediklerin için. Asıl ben teşekkür ederim yaptıkların için. Sen olmasan Deniz'in halini görmezden gelecektim. Ben gideyim.
Aferin sana Merve. Aferin kızım. Bunu bana yapmaya ne hakkın var? Seni o heriflerin elinden kurtarmak için az mı çırpındım ha? Sen geceleri ağlarken ben az mı gözyaşı döktüm sanıyorsun? Ama sen... Neden yapıyorsun bunu be kızım? Neden? Benim senden başka kimim var ha? Babacığım, düşünsene. Ya o kızın yerinde ben olsaydım? Ya senin gibi bir babam olmasaydı? Bana da birinin yardım etmesini istemez miydin? Baba, Deniz içeride. Teşekkür ederim babacığım. Allah Allah. Bu ne böyle şimdi? Anne. Ya Murat neredesin sen? Merve nerede? Evinde anne, merak etme. Ne oldu, neye bakıyordun öyle? Efe'ye gittiği yerden bir kitap vermişlerdi. Ya baksana, içinde garip şeyler yazıyor. Uzaylılar bizimle hep konuşurlar. Sevdikleri insanlara bilgi verirler. Bütün kavgalar farklı dinler yüzünden çıkar. Oysa herkes aynı dinden olsa, hepsini birleştiren yeni bir din bulunsa. Bunlar o sapıkların fikirleri. Tıpkı Merve'nin anlattığı gibi. Anne sakın, sakın Efe'yi bir daha oraya gönderme. Hele Sunay'la hiç. Ay sen gönder desen bile göndermem. Akıl işi mi bu yazanlar? Hey Allah'ım sen bizi koru. Deniz, kahvaltı hazır. Deniz, uyandınız mı? Giriyorum içeri. Gitmiş. Merve! Merve kızım nereye? Dur bir dakika. Hay Allah. Aa ne güzel, tüylü bak. Zafer. Deniz. Güzelim neredesin sen ha? Dün geceden beri her yerde seni arıyorum. Neydi sabah telefonda söylediklerin? Çocuğunu senden kim alacakmış bakayım? Dedim ya, dernekte görevliler konuşurlarken duydum. Galiba odanda Akif'in ölümü hakkında orada söylediklerimi birisi yanlış anladı. Merve dediğin kız kim? Ya hatırlarsın. Hani eskiden gelirdi derneğe. Dediğine göre ayrılmak isteyince tehdit etmişsin onu. Peşinde bırakmamışsın. Hani babası polis. Hastanede hemşire olarak çalışıyor. Hatırladım. Bizi ne kadar yanlış tanımış. Sen inandın mı peki bunlara? Hayır. Ama Merve yalan söylemiyordu. Sen değil de içeriden bazı kişilerin bir takım kirli işler çevirdiği kesin. Bence derneğe döner dönmez bu işi araştırmalıyız. Kesinlikle. Sahi bu arada sen beni Merve'nin evinden aradın değil evet. mi? Evet. Neden sordun? Zafer ne oluyor? Zafer sana soruyorum, ne oluyor? Çocuğu alın. Ne yapıyorsunuz? Zafer anne, bir şey söylesene. Anne. Bırak beni. Çek elini üstünden Zafer. Zafer bir şey yap. Anne, bırak beni çocuğumu bırak. Bırak anne. Beni. Bırak.
Sen bu yobazlara fazla takılmaya başladın. Aklın başına gelene kadar çocuk bizde kalacak. Hoşuna gitmeyecek şeyler yaptığımız doğru. Ama buna mecburdum. Yeni bir din kurmak kolay olmuyor. Biraz kafanı topladığında beni ararsın. Ha, aklıma gelmişken, çocuğunun iyi beslenmesini istiyorsan sakın bağışları kesme. Ve çeneni kapalı tut. Ya bırak. Derneği hemen boşaltıyoruz. Birkaç gün diğer şubeyi kullanacağız. Sonra da ortadan kaybolmamız gerekecek. Bir de bu numaranın ait olduğu adresi bulun. Tamam. Babası polis diye peşine bıraktı. Tamam efendim. Ama galiba hala bizimle görüşmek istiyor. Ne oldu? Konuşabildin mi Deniz'le? Kimse yok. Binayı resmen terk etmişler. Deniz nerede peki? Peşinde birileri olduğunu söylüyordu. Ya doğruysa? Dur, telaş yapma. Dün Sunu Efe'yi bir yere götürmüş. Oyun falan oynamışlar. Bu heriflerin başka bir mekanı var mı? Var galiba. Ama ben yerini bilmiyorum. Ya yok oğlum. Efe bilmiyor gittiği yerin adresini. Binayı tanırım diyor ama. Ya sen Sunay'a sor en iyisi. Ha İbrahim abi, beni soran olursa not alıver değil mi? Ben kültürel bir yerlere gidiyorum. Şu sıralar içimdeki entel insan açığa çıkıyor da. Suna, Efe'yi dün nereye götürdün? Böyle mi teşekkür ediyorsun sen? Uzatma da söyle. Niye ya? Söylersem kesin yine alırsın ekmeğimi elimden. Suna, Allah aşkına söyle. Allah aşkına. Deniz. 89 derneğe gidersin sanmıştık ama. Sen gittin mi? Zafer orada mıydı? Kimse yoktu. Bana bak, Merve nerede? Eve gitti amirim. Bak aslanım, eğer Merve'nin kılına zarar gelirse... Şerefim üstüne yemin ediyorum dünyayı başına yıkarım senin. Anlaşıldı, tamam. Amirim, dernekte kimse yokmuş. Beni burada bekleyin. Baş üstüne amirim. Deniz, ne oluyor? Tamam. Zafer çocuğumu aldı. Ne? Peki Merve ile ne ilgisi var bunun? Merve'nin bütün söylediklerini Zafer'e söylemiştim. Babası Zafer'in Merve'ye zarar vermesinden korkuyor. Murat oğlum.
Yakala şunu. Gel buraya. Merve. Çabuk. Çabuk şuraya gir. Kızım, bir şeyin yok değil mi yavrum? İyiyim babacığım, iyiyim ben, iyiyim. Gördün mü yaptın ha? Hepsi senin yüzünden. Bıktım artık senin bu saçma sapan işlerinden. Duydun mu beni? Baba. Bıktım, bıktım. Baba, onun hiçbir suçu yok. Sen hiç karışma Merve. Olur olmaz işlere burnunu sokmamasını öğrenecek. Böyle bir adam hayatta benim damadım olamaz. Babacığım, peki nasıl bir damat istersin? Sorumsuz birini mi? Yoksa yaptığı her hatanın sorumluluğunu sonuna kadar taşıyan bir damat mı? Onun bir suçu yok. Ben kendim karıştım bu olanlara. Kızacaksan lütfen bana kız. Derneğin İstanbul'da bir şubesi daha var. Daha çok çocuklar için kullanılıyor. Ama tam yerini bilmiyorum. Hiç söylemediler. Gerçi pek çok şey söylemediler ya. Amirim, Merve nerede? Bizim çocuklarla birlikte karakola gitti. Amirim, derneğin bir şubesi daha varmış. Ama Deniz Hanım adresini bilmiyormuş. Allah Allah. Bu nasıl iş ya? Cabbar, çabuk bana organize şubeden Necdet Bey'i bul. Gerçi onlar bilse haberimiz olurdu ya. Sen yine de arkadaşı ara. Tamam amirim. Ben galiba adresi biliyorum. Ne? Ben işe yarayamaz mıyım yani? Size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Aman efendim, estağfurullah. Bize teşekkür etmenize hiç gerek yok. Murat Bey varken biz kimiz ki, değil mi Merve? Babacım benim. Her şey için çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Hakkınızı da helal ettiniz değil mi? Ediyorum ama bir şartla. Sen ve Merve bana çok güzel şeyler gösterdiniz. Sizin sayenizde dinine bağlı bir Müslümanın kötü bir insan olmayacağını anladım. Bundan sonra da bana o güzel şeyleri anlatmaya devam edeceksiniz. Anlaştık mı? Siz o kısmını hiç merak etmeyin. Benim bir annem var. Siz istedikten sonra icabında yemez içmez ne biliyorsa anlatır size. Tamam o zaman. Tekrar görüşeceğiz. İnşallah. Oğlum, hanımefendiyi evine kadar bırakıverin hadi. Tabii amirim, buyurun. Gel.
Görüşmek üzere. Annenle bize gelmek bir türlü nasip olmadı ha? Ama biliyorsun yine senin yüzünden. Olsun amirim. Nasılsa onun telafisi var. Ama öldükten sonra kul hakkı ödenmiyor. Aslanım, o zaman dikkat et. Çünkü bu kafayla gidersen fazla yaşamazsın sen. Ha, bu arada komiserim. Ya, ateşiniz var mı? O kadar uzun boylu değil oğlum. Git başka yerde yak hadi git.